Herkese merhaba. Doğadan Mutfağınıza Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere semizotu yemeği tarifim olacak. Yaz aylarının vazgeçilmezi, hem sağlıklı, hem besleyici, hem de bol vitaminli bir sebze. Semizotunun birkaç tane faydasından da bahsetmek istiyorum. Omega 3 yönünden zengin bir yiyecek. Özellikle okul çağındaki çocukların tüketmesi gerekiyor. Kemiklere çok faydası var. A, B ve C vitamini yönünden zengin. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hastalıklara karşı koruyor, sindirimi kolaylaştırıyor, kan dolaşımını hızlandırıyor. Faydasını saymakla bitmez. Benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Semizotunu sevmeyenlerin bile seveceği bir yemek. Sizi çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Tarifimde 300 gram semizotu kullanacağım. Kök kısmını ayırdım, temizledim. Derin bir kaba yeterince su aldım. 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Suyun içerisine eklediğim sirke semizotunda bulunan bizim gözle göremediğimiz kum, böcek gibi yabancı cisimlerin suyun dibine çökmesini sağlayacak. Semizotunu suyun içerisine alıyorum. Sirkeli suyun içerisinde 20 dakika beklettikten sonra bol suyla birkaç kez yıkayacağım ve süzeceğim. Yıkayıp süzdüğüm semizotunu çok fazla küçültmeden doğruyorum. Tamamını doğradım. Pişirme aşamasına geçiyorum. 4 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye alıyorum. 1 tane orta boy yemeklik doğradığım soğanı ilave ediyorum. Soğanı 1-2 dakika kavurup ardından küp küp küçük doğradığım patatesi ekledim. Soğanla patatesi 1-2 dakika birlikte kavuruyorum. 2 yemek kaşığı yıkayıp süzdüğüm bulguru ekliyorum. Soğan, patates ve bulguru 1 dakika birlikte kavuruyorum. 1 yemek kaşığı salçayı ilave ediyorum. Domates salçası kullandım. Dilerseniz yarı yarıya domates ve biber salçası kullanabilirsiniz. Baharatları ekliyorum. Birer çay kaşığı karabiber, kırmızı toz biber, pul biber, 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Baharatları damak zevkinize göre arttırıp eksiltebilirsiniz. İstediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Semizotunu ekliyorum. Karıştırıyorum. Üzerini geçene kadar su ekliyorum. Su miktarı çok görülebilir. Patates ve bulgur fazla su çekeceği için toplamda 3 su bardağı su ekledim. Kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Ara ara karıştırıp pişip pişmediğini kontrol etmeyi unutmayalım. Gerekirse su ilavesi yapabiliriz. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı yarıma alıyorum. Kapağını kapatıyorum. Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyorum. Kıvamı gayet güzel. Sebzeler de pişmiş. Ocağı kapatıyorum. 10 dakika dinlendikten sonra servise hazır. Semizotu yemeğini biraz dinlendirdim. İç sıcaklığı geçti. Servis tabağına alacağım. Semizotunu pişirirken lezzetini artırmak için patates ve bulgur ekledim. İsterseniz bulgur yerine pirinç ekleyebilirsiniz veya sadece semizotu olarak pişirebilirsiniz. Çok faydalı bir yiyecek. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Üzerine pul biber ekliyorum. Pul biberin ayrıca yağ yakıcı özelliği var. Bu şekilde hem diyet yemeği gibi hem de çok besleyici, lezzetli oluyor. Size de tavsiye ederim. Sağlıklı kilo verebilmek ve fit olabilmek için semizotunu sık sık yapıp yiyebilirsiniz. Semizotu yemeğini bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli olduğundan emin olabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz, kanalıma henüz abone değilseniz destek olmak için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz.
Beğenmeyi, değerli yorumlarınızı yazmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla kendi sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşabilirsiniz. Desteğiniz benim için çok önemli. İzlediğiniz için, desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapıp deneyecek olanların eline sağlık, afiyet, şifa olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.